Şimdi birkaç tane konu başlığı var Koray. Bir tanesi 5-0'lık mağlubiyet. Bence bu çok önemli. Neden önemli? Son iki sezonun şampiyonu. Çok az eksiği olan bir takım. Ve hatta Avrupa Kupalarında dahi son yıllarda hiç görmediğimiz bir 5-0'lık bir skor. Bunu hem anlatılamıyor hem kabul edilemiyor. Bir kere, bir kere burası çok önemli. İkincisi o Oynanan oyun hakikaten bireysel hataları barındıran ee, bir skor. Bu niye böyle oldu? Beşiktaş neyi iyi yaptı? Galatasaray hala şampiyonluğun etkisinde mi? Böyle konular var. Üçüncüsü Galatasaray toparlanır mı? Bir de bu konu var. Ee, bu skoru bağımsız olarak şunları söyleyeyim. Galatasaray'ın oyununu Türkiye Ligi'nde iki senedir bilmeyen yok. Van Bronkos buna şöyle bir çözüm üretmiş. Eğer ben Galatasaray futbol takımını ne kadar kaleme yaklaştırsam o kadar sorun yaşar. Çünkü bu takım önde oynamayı seviyor, dönen topa baskı yapıyor. Tekrar oradan kaptığı toplarla atak yapıyor. Zaten oyun felsefesi bunun üzerine kurulmuş. Hatta bunun için iki tane savunma bekini de getiriyor. Şimdi ee, onun için mümkün olduğu kadar Galatasaray'ı önde karşıladı. Mesafeleri daralttı. Galatasaray oynayacak alanları bulamadı. Böyle bir oyunda tercihiniz ne olması lazım? Bu kadar savunmayı ön plana çıkaran, ön tarafa çıkaran Beşiktaş'a karşı savunma arkası koşu yapmanız lazım. Ve bu arada da atanınız iyi olması lazım. Şimdi Torreira ile Berkant belki savunma anlamında iyi oyuncular ama pas atma konusunda o kadar kabiliyetli oyuncular değil. Bence evet. orada bir tercih konusunda sıkıntı var. İlk 11'e başlama konusunda. İkincisi koşan oyuncu konusunda da sıkıntı var. Yani hakimziye şöyle bir oyuncu değil. Orada bir tek bunu çözebilecek oyuncu Kerem Aktürkoğlu ki zaten Galatasaray bu dediğim şekilde iki tane ofsayttan gol buldu. Beşiktaş'ın bu oyununun desteklenmesi için ne olması lazımdı? Maçın başında gol oldu. Ki bu çok büyük bir avantaj. Böyle bir plan hazırlamışsınız. Ben ön alanda karşılayacağım. Eğer ikinci bölgeye geçerlerse topun arkasına geçeceğim. Mesafeleri daraltacağım. Çizgi savunma yapacağım tabir anlamıyla. Risk alacağım. Ki bu da çok iyi tuttu Beşiktaş'ın oyununda. Alan bırakmadılar. Bazı kırılma pozisyonları var. İşte Hakim Zeyn geç kaldı. İkinci devre Barış'ın getirdiği, Şahin'in vuramadığı kırılma pozisyonlarında da orayı da Beşiktaş iyi geçtiği için ve oyunun sonunda e, Nelson'un e, yaptığı bireysel bir hatada sonuç itibariyle Beşiktaş hiç beklemediği bir skorla karşılaştı. Keza Galatasaray'ın da tarihinde olmadığı bir skorla karşılaştı. Evet. Sonuç şu, Galatasaray buradan toparlanır mı? Kesinlikle toparlanır. İşte diyorlar ki sosyal medyada ya oyuncu gelseydi bunun oyunculukla bir alakası yok. Galatasaray hazır değil. E, hatta sahada dün oynanan hiçbir oyuncusu hazır değil. İki tane stoperini düşünelim, Mertens'i düşünelim, Icardi, Ziyeci. Sonradan girenler biraz barış, isyan etme çabalarındaydı. Onun da gücü yetmedi. Ee, oyunu hak eden Beşiktaş. Takım olma yolunda büyük mesafe kat eden Beşiktaş. Ve geçen seneki gibi bu lig sadece iki takımla gitmeyecek diye haykıran bir Beşiktaş vardı. Haklı bir galibiyet aldılar. Bir şey daha söyleyeyim. Belki konuşacağız ama bunu tamam. da hemen belirteyim. Immobile iki tane gol attı. Biri penaltıdan maçın oyuncusu seçildi. Ama benim izlediğim maçta bana göre maçın oyuncusu Rafa Silva. Zaten biraz sonra pozisyonlara da geçeceğiz. Evet. Onu da söyleyeyim. Mahmut Hocam sizin ilk izlenimleriniz nelerdir? Derbiye dair, Süper Kupa'ya dair. Önce tebrikler Beşiktaş'ı. Net skorun da önünde bir skor. Buralarda yayınlarda hep söyledik. Ki, i̇lk etapta bir %51 falan dedik ama yani son zamanlarda da bu maçların 50-50 gidebileceğinin kimlere ne yapacağı belli olmayacak e, şey vurgulamamak lazım transfer mi transferde çünkü çok hazır bir kadronuz var. Devamlı birbirini tanıyan bir kadronuz var. O kadroda dün yerinde yerler esiyor. Sanki dışarıdan hepsini toparlamışsınız. Hiçbirbirini tanımayan bir oyuncular grubu gibi bir oyun sergilendi. Tabi burada Beşiktaş'ın da oyun prensibi rakibini Beşiktaş olarak nerede karşılayacaklarını çok iyi çözdükleri için Galatasaray bir ara bocaladı. Bir ara değil epey bocaladı. Yani bitere kadar bocaladı. Artı bir o uzun toplarda e, dikkat ederseniz iki tane gol geldi Orsay'dan. Çok önde çıkartmaya çalıştılar ama hoca öyle bir akıllı davrandı ki pat stabil tuttu onları. Fazla çıkartmadan orta sahada biraz önündekini ama de Ahmet ediyorum. El Musati'yi de biraz çekince bu sefer evet. karşılaması daha kolay oldu. Dikkat edersen o boşlukları bulamadı Galatasaray. Bu sefer top yaparak çıkmaya çalıştı o iki tane o çizgide yakaladıklarında offside olmayıp da gitmiş olsa oyunu şekli bu sefer farklı bir boyuta gidebilir. Siz demoralize olabilirsiniz ama hoca dikkat edersen gösteriyordu zaten televizyonda da onları biz yakaladık. Hemen bir kapattı pat orta stoperlerini normale tutup öndeki el müsaati biraz daha geri çekip oyuna daha iyi hakim oldular. Fakat zincirleme gelen hataları hiçbir şey diyemezsiniz. O hiçbir teknik direktörün düşünemeyeceği bir şeylerdir. Öyle bir zincirleme işte yapılan penaltı. Yani nasıl dalarsın oraya? Düşün. Abdülkerim yani, tecrübesinde bir futbolcu. İlk başta yapılan Nelson'un derdi. orada verdi. vuracak gibi yaptı. Orada 30'a yani düşürdü Nelson yani. Nelson'un hatası. Bunlar hep zincirleme. Ama futbol ayağında bir, bir arada iki takımda o kadar çok pas hatası yaptılar ki. Evet. İki, iki takım da değil değil yani o çok fazla bir pas hatası yaptılar. Yalnız tabii ilerleyen dakikalarda gene konuşacağız. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım hakikaten. Silva, Mülba farklı bir oyuncu. Hep onları geldiği zaman imza attıkları zaman anlattık yani. E, de anlattık. Fakat görünen nokta şu Beşiktaş'ın acil bir tane çok dinamik bir tane belki yetecek bizim ikisi açık alması gerekiyor. Zaten planlamada var. Zaten de herkes hep stoperlere falan gittiler. O bilinen bir noktaydı da hemen hemen yayınlarda konuşanlardan bir tanesi sayılırız. Burada açık olması gerekiyordu. Ve hakikaten Beşiktaş'ın bir açık aldıktan sonra oyunun gidişatı Beşiktaş'ın futbolu çok çok farklı bir boyutlara gelir. 5-0 çok hezimet tabii taraftarlar açısından da ama böyle büyük takımlar bunların altından çok kalkarlar. Evet. Dünyanın da en e, elit takımlarının da bu şekilde mağlubiyetlerini kupa maçlarında yaşıyoruz ama buradan kalkmak önemli. E, çok fazla söylenecek bir şey yok. Beşiktaş'ı tebrik edeceğiz. Hoca da söyledi. Biz de yayınlarda dedik bu sezon e, iki takım değil, dört takımın ligi olacak. Çünkü öbürleri de toparlandı. Trabzon'da buna dahil ediyoruz ya. Daha yeni gelecek oyuncular var. Beşiktaş'ta da ama anti parantez ee, Silva hakikaten çok farklı bir evet. Onu, onu ilerleyen dakikalarda daha görürsün. Bir de e, sevgili kardeşimiz var çok kısa oynamasına rağmen hazırlık maçlarını da izledik. Santrofor. Evet. Tam bir Santrofor profili. İnşallah çok fazla süre alır. Yeni bir yıldız mı geliyor? Yeni bir Santrofor mu geliyor Türk Ligi'nde? İnşallah görürüz onu. Tebrikler Beşiktaş'a olması lazım. Mustafa bahsediyor Mahmut Alparslan. Olması gereken anladım. bir olay. E, çünkü bir yerde de bir tokat diyeceksiniz ki neredeyim ona bakacaksınız.